de sigara içiyor abi, görmüyor mu? Yani gidip de bana bir cigara ver dediği zaman, 25 lira abi dediği zaman hangi duygular içinde olacak o hülo çekenler acaba, çok merak ediyorum. İzleyelim bakalım Ali Morcan'ın röportajı. Tekel bayileri ne vaziyetteler? Tekel ürünlerine aşırı derecede zam geliyor. O gelen zamlar müşteri tepkisi olarak bize yansıyor. Müşteri bize tepkisini gösteriyor. Ya bu kadar fiyat mı olur diye. Çoğu zaman da müşteriyle tartıştığımız da oluyor. Artı en nihayetinde bizim işlerimizin düşmesine sebep oluyor. Cirolarımız yükselmiş olsa bile zamlardan dolayı biz kaybediyoruz. Müşteri kaybediyoruz. Çünkü müşteri tütün ve başka şeylere yöneliyor. Yani tekelden almak pahalıya geliyor. Ucuz sigaraya yöneliyor. Bizim bir sürü dertlerimiz var, sıkıntılarımız var tekel olarak. Elektrik faturaları, diğer faturalar katlı olarak geldiği için dolaplarımızı çalıştıramıyoruz. Bile. Gündüz vakitlerinde çoğu zaman dolaplarımızı açamıyoruz. Bunlar da bizi diğer etkileyen sebepler. Hatta bu zamlardan sonra birçok tekel bayi de kapanacaktır. Yani çalışamaz vaziyete gelecektir diye düşünüyorum. Evet, siz de tedbir aldınız mı veya yetkililere bildirdiniz mi sorunlarınızı? Yani biz tedbirlerimizi bildirecek pozisyonumuz yok. Yani çünkü onlar karar alıcı. Bizim bir tepkimizi bildiremiyoruz yani. Yani böyle giderse kapatacaksınız o zaman. Yani muhtemelen, çünkü birçok yer büyüklerin karşısında, büyük zincir marketlerin karşısında dayanamayacağı için kapatacak. Kiralar olsun, elektrik faturalarının maliyetleri yansıması olsun, zamlar olsun, insanların alış gücün düşmesi, başka ürünlere yani tütün benzeri ürünlere yönelmesi tekel bayilerin işlerini bitirecek. Tekele gelen zamlar bizi olumsuz yönde etkileyecektir. Birçok tekel bayi bu sebepten kapanabilir yani. Kabullenmiyoruz. Böyle giderse kapatmayı düşünüyoruz. Kaldıramıyoruz artık çünkü gücümüz yetmiyor. Neden gücünüz yetmiyor? Her gün nefes aldıkça zam, nefes aldıkça zam, nefes aldıkça zam. Her gün zam, her saniye zam olur mu ya? Şu anda gerçekten nefesimi dışarı alsam dolar. İnan ki dolar yani. Esnaf olarak ne söylemek istersin? Esnaf olarak şu anda perişan olmuşuz. Herkes perişan. A'dan zaten herkes perişan. Böyle olur mu ya? Hani uçuyorduk, hani uçuruyoruz? Var mı böyle bir şey ya? Ne yapmayı düşünüyorsun? Kapatacağız, yapacak bir şey yok ki. Gücüm yok ya, hangi çeşitleri alacağım? 90 gram badem olmuş 32 lira. Var mı böyle bir şey? Müşteriden tepki alıyor musun? Tabii ki alıyoruz. Bu devletin başı hiç düşünmüyor mu insanları? Düşünmüyor mu? Garibanı düşünmüyor mu? İnsanlar çöp topluyor. Gerçekten çöp topluyor. Yazık günah ülkeme. Kaç yıldır esnafsınız? Ben 30 yıldır esnafım. Hiç böyle bir ekonomik asla sıkıntı? Asla. Gerçekten 2000 krizi de yaşadık. Bu kadar insanlar mağdur olmadı. Bu kadar insanlar perişan olmadı. Tekel ürünlerine aşırı derecede... Evet. Yani tekel bayi de bu vaziyette ve diyor ki yani biz diyor vatandaşla karşı karşıya geliyoruz diyor. Sanki zammı biz yapmışız gibi. Tabii bu millet hani bu zam konusunda marketçilere, satıcılara, bakkallara falan değil de esas sorumlularına şöyle biraz arkadaş ne oluyor falan dese durum değişir ama işte yanlış yere anlatıyor ama işte hani mahkemede mübaşire derdini anlatır gibi oluyorsun. Evet.